Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı programımıza kadınlarımızda sık görülen miyom hastalığından bahsedeceğiz. Evet, miyom hastalığını kiminle konuşacağız? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Süleyman Yeni Ocak bizlerle birlikteler. Hocamıza ilk sorumuzu soralım. Miyom nedir? Merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Miyom hastalığı kadınları gerçekten 35'li 40'lı yaşlardan sonra yaklaşık 3'te 1'ini, 4'te 1'ini etkileyebilen bir hastalıktır. Miyom, rahim duvarı değildir. Rahim duvarı adet görülen, gebe kalınan tabakasıdır. Kas tabakasından kaynaklı, kas tabakasından gelişen iyi huylu urlar diyebiliriz. Öncelikle onu belirtmekte fayda var. Çünkü miyom denilince veyahut rahimde veya vücutta herhangi bir yerde kitle saplandığında hemen hastalarımızın aklına gelen ilk soru kötü bir özellik taşıyıp taşımaması, kötüye evrilme, kötüye dönme gibi bir potansiyelin olup olmaması konusunda oluyor. Miyomun iyi huylu olduğunu belirtelim. Kötüye dönme ihtimalinin çok çok nadir, yani yaklaşık 1/1'lerde, 1/2'lerde olduğunu, potansiyelin çok çok az olduğunu ve kontrol altında olan, takipte olan bir hastada da bunun çok kolay gelişmeyeceğini, fark edilebileceğini, bununla ilgili bazı belirtiler olabileceğini zaten akılda tutmakta fayda var. 35'li 40'lı yaşlardan sonra özellikle 3-4 kadından birinde görülmesinden dolayı bu konuyla ilgili sık görülmesi fakat yanlış bilinenlerin çok olması nedeniyle konuşmamız gereken tabii ki bazı şeyler olacaktır. Peki hocam, miyom neden oluşuyor? Miyomun oluşumunda etkili bazı faktörler var tabii. Vücudun kendi ürettiği bir şey olarak bakmak lazım. Genetik yatkınlık söz konusu. Yani ailesinde miyom hastalığı olan kadınlarımızın kendisinde de olma ihtimalinin başkasına göre daha yüksek olduğunu bilmesinde fayda var. Ailesel geçiş söz konusu. Hiç doğum yapmamış olmak, obez olmak riski arttıran bazı faktörlerdir. Genetik bir faktör olduğunu bilelim bunu. Yani genetik faktörlerden dolayı kaynaklandığını bilelim. Rahmin kas tabakasının kendi kendine çoğalması ve orada bir ur oluşturması olarak tanımlayabiliriz. Kendi kendine olan bir şey. Evet. Vücudun kendi geliştirdiği bir şey. Bir tane ya da birden fazla sayıda farklı farklı boyutlarda olabilen bir şey. Ama genetik olarak bazı genlerin, bazı kromozomların mutasyona uğramasından sonra ortaya çıktığı biliniyor. Genetik geçiş söz konusu, genetik faktörler söz konusu özellikle. Peki, kişi miyom olup olmadığını nereden anlayacak? Belirtileri nelerdir? Evet. Ne hissedecek? Miyomlar çok farklı şekillerde belirti bulgu verebilir aslında. Çok farklı şikayetleri yaratabilir. Bunları aslında sınıflandırmakta fayda var. Evet. Neyle ilgili bulgular verebilir? Adetle ilgili bulgular verebilir. Adet kanamasını arttırabilir, süresini uzatabilir. Sık adet görmelere sebep olabilir. Normalde bizim kabul ettiğimiz adet döngüsü, iki adetin başlangıç günü 21 ile 35 gün arasında olan döngüleri kabul ediyoruz. 21 günden daha kısa süreyle tekrar adet görme, adet arası kanamaların olması, şiddetli adet ağrısı bir bulgusu olabilir. Ağrıyla ilgili şikayetleri farklı şekilde ve bu aşırı adet kanamalarına bağlı kansızlık ve kansızlığın yarattığı şikayetler olabilir. Halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı gibi, nefes darlığı gibi, yürümekte zorlanma gibi bu tür şikayetler olabilir. Ağrıyla ilgili şikayetler adet ağrısı olabilir. Yani adet döneminde şiddetli bir ağrıyla belli edebilir kendini. İlişkiyle ağrı, miyomun yerleşimine ve büyüklüğüne bağlı olarak olabilecek bir şikayet. Kasık ağrısı, kasıklarda künt, ezici bir ağrı, baskı hissi olabilecek bir şey. Çok büyümüş ve rahmin ön duvarından kaynaklı dışarıya doğru büyüyen miyomlarda idrar torbası rahmin ön tarafına yerleşik olduğu için bu büyümüş, ileri derecede büyümüş miyom, rahim dışına doğru büyüyen ileri derecede büyümüş miyom, idrar torbasına baskı yaparak sık bir ara çıkma gibi bir şey yapabilir. İdrar radyasyonuna sebep olabilir. İdrarını tam yapamama, tam boşaltamama. İdrar torbasına gelen, böbreklerden gelen hortumun üzerine baskı yaparak üreter dediğimiz yapın üzerine baskı yaparak böbreklerde şişme yapabilir. Bu da sağ yan ya da sol yan üst ağrısı olarak ortaya çıkabilir. Tam tersi rahmin arkasına doğru büyüyen, dışarı doğru büyüyen bir miyom.
rahmin arkasında bağırsağın, kalın bağırsağın, rektum dediğimiz bir bölümü vardır. Oraya baskı yaparsa kabızlık gibi şikayetler yaratabilir mesela. İnfertilite sebebi olabilir miyim? Yani gebe kalmaya çalışan fakat gebe kalamayan bir anne adayında miyom olma olasılığı olabilir. Yani tek başına miyomların infertiliteye kısırlığa sebep olma ihtimalleri düşüktür. Yanında bir sürü faktör vardır genellikle. Bu faktörlerden bağımsız olarak miyomun tek başına kısırlık sebebi olma ihtimali %2'lerde, 3'lerde, 5'lerde o civardadır. Yani çok yüksek değildir. Fakat infertilite nedeniyle doktora başvuran bir hastada miyom çıkma olasılığı her zaman vardır. Bir kısırlık sebebi, bir gebe kalamama sebebi olabilir. Düşük sebebi olabilir. Yerleştiği yere göre ve boyutuna göre oluşmuş olan gebeliği olumsuz bir şekilde etkileyerek tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Yani tekrarlayan düşükleri olan bir hastada sadece miyom da olabilir. Az bir ihtimalle. Miyomlar genellikle kendini bu tarz şikayetlerle, bu tarz bulgularla belli edebilen şeylerdir. Ama bazen bazı miyomlar da çok fazla büyümeden hiçbir şekilde belli etmeyebilir kendini. Bunu asla unutmayalım. Çoğu miyom, yani %50-%60 civarında sadece muayeneye, kontrole hiçbir şikayeti olmadan gelen hastada saptanabilir ve bu oran ortalama %50-60 civarındadır. Yani miyomu olan kadınların yarısında aslında hiçbir şikayet olmuyor. Yani olmuyor. Kadın hiçbir şikayet yok. Rutin kontrolü gelmiş ya da smear kontrolüne gelmiş hastalarımızda da miyom saptayabiliyoruz. Semptom vermeyen miyom oranı ortalama %50-60'lardadır. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Evet, niye yani, doktora gideceğiz? Şikayetimiz yok, niye gidelim? Olacak? İşte o yüzden rutin yıllık jinekolojik muayene özellikle üreme çağındaki her kadına mutlaka öneriyoruz biz. Her alanda öneriyoruz. Bir şeylerin erken tespit edilmesi, rutin smear kontrolleri ve diğer muayeneler açısından da önemli. Rutin yıllık jinekolojik muayene esnasında da bir sürü hastamıza miyom saptayabiliyoruz. Yani her miyom şikayet yaratacak diye bir şey olmadığını bir kenara kesinlikle not düşmek lazım. Yani tanısınız çok siz tabii. Belli bir boyuta kadar ulaşmayan miyomlarda hiçbir sıkıntı olmayacağı, çok çok küçük miyomlarda da çok ciddi kanama sıkıntıları meydana gelebilir. Hepsi yerleşim yerine bağlı olarak değişiyor bunların. Yerleşim yerine göre şikayetler çok farklı şekillenebilir. İsterseniz onu anlatalım çünkü o önemli. Evet. O önemli. Miyomlar rahimde nereden kaynaklanabilir ya da nereye yerleşebilir, nereye doğru büyüyebilir? Bu önemli. Neden önemli? Miyomun hem yaratacağı şikayetler açısından önemli hem tedavisi açısından önemli. Rahim duvarı dediğimiz gebeliğin oluştuğu ve adet kanamasının oluştuğu yer rahim duvarı, endometrium dediğimiz, endometrial kavite dediğimiz boşlukta miyom geliştiği zaman adet kanamasını etkileme ihtimali çok yüksektir. Gebe kalmayı etkileme ihtimali, olumsuz yönde etkileme ihtimali çok yüksektir. Boyutundan bağımsız olarak yani yarım santim, bir santim, iki santim büyüklüğündeki küçük çaptaki bir miyom rahim duvarının içerisine yerleşmişse çok aşırı kanama yapabilir, çok aşırı kanama yapıp kansızlığa sebep olabilir. Düşüklere sebep olabilir, gebe kalmayı zorlaştırabilir. Buna bununla beraber sübbüköz dediğimiz, rahim duvarının içerisinde değil ama rahim duvarına duvarının dıştan baskı yapan, rahim duvarını dıştan anatomik olarak biraz bozan, o rahim duvarı yüzeyini biraz kalitesizleştiren diyelim, orada yarattığı bazı sonuçlardan dolayı gebelik oluşmasını engelleyebilen, aşırı kanama yapabilen sübbüköz miyom dediğimiz miyomlar var. Bunların da boyutunun çok büyük boyutlara gelmesi gerekmiyor şikayet yaratması için. 2-3 santimlik sübbüköz ya da kavite içerisinde, rahim duvarı içerisinde 1-2 santimlik bir miyom çok ciddi şikayet yaratabilir. En sık görülen aslında miyomun yerleşim yeri intramural dediğimiz, rahim duvarı içerisinde değil, rahim dışında da değil, rahmin kas tabakasında tamamen. Rahim duvarı ile hiçbir ilişkisi yok. Gebe kalınacak yerle, adet olunan yerle hiçbir ilişkisi yok. En sık görülen miyom yerleşim yeri orasıdır aslında. Onlarda da belli bir santime gelene kadar hiçbir şikayet yaratmayabilir. Ağrı yapmaz, kanama yapmaz. 4-5 santimin üzerine çıkmadan genellikle hastada hiçbir şikayet yaratmayabilir. Şöyle diyebilir miyiz Süleyman Hocam? Miyomun boyutu önemli. Yerleşim yeri de yani önemli. Yerleşim yeri boyuttan bağımsız olarak çok farklı şikayetler yaratabilir. Rahim duvarının içerisinde olabilir dedik. Rahim duvarının hemen dibinde, rahim duvarı
yüzeyine baskı yapan süt müköz miyom olabilir dedi. Krem kas tabakasının tamamen içine gömülü intramural olabilir. Rahim kas tabakasının içine gömülü olan miyomların bir kısmı dışarıya doğru büyüyebilir. Bir kısmı içeride, bir kısmı rahmin dışına doğru büyüyebilir. Bir kısmı da sadece rahim dışından, yani rahim dışına doğru büyüyebilir. Rahim içerisinde hiçbir kısmı yoktur. Tamamı rahim dışına doğru büyür ve bir safla bağlıdır rahme. Ve bunların devasa yüklere ulaşanları vardır. Yani 25-30 santimlere ulaşan miyomlar vardır. Ve hastada belli bir şikayet yaratmayabilir. Çok çok büyüyene kadar hiçbir şikayet yaratmayabilir. Hasta karında şişlik şikayetiyle bize geldiği zaman böyle saptadığımız çok büyük miyomlar olmuştur. Bazen şu da olabiliyor Süleyman Hocam. Ben kilo aldım. Karnım evet, şişti diye şişlik, gelip de özellikle... Yazma var. Evet, şişkinlik var. İşte evet. Adetimde bu ay bir düzensizlik kaynaklanan bir rezil. Özellikle o rahim dışına doğru büyüyen miyomlar adet kanaması ile ilgili bir şikayet yaratmaz. Çok büyüyene kadar bir ağrı yaratmaz. Ciddi bir büyüklüğe ulaştıktan sonra karında şişlik. Dışarıdan elle ellendiği zaman bile mobil, hareketli, orada bir kitle olduğunu hasta bile fark edecek hale gelebilir. Dediğim gibi 25-30 santimlere varana kadar büyüdükten sonra ancak hasta bizi başvurabiliyor o tarz miyomlarda. Yerleşim yeri ve büyüklük çok farklı şekilde miyomda şikayet ve bulgu ortaya çıkmasına sebep olan bir faktör. Onun için her miyom aynı değil. Evet. Miyomun yerleşimi, büyüklüğü, yarattığı şikayete göre hastanın hem şikayetleri çok değişebilmekte hem tedavi yaklaşımı çok değişebilmekte. Yani miyomlar da onun için miyomlar şu yapılır. Her hastaya, miyomu olan her hastaya şu yapılır diye bir şey demek mümkün değildir. Hastada nasıl bir etki yarattığı, nereye yerleşmiş olduğu, ne tür sonuçlara yol açtığı, gebelik çağında olması ayrı bir, gebelik döneminde olması ayrı bir şeydir, menopozda olması ayrı bir bakış gerektirir. Üreme çağındaki bir kadının gebelik beklentisi olan bir kadının miyom tedavisi çok farklı olabilir. Hastanın yaşı, gebelik durumu, gebelik beklenti durumu, gebe kalabilip kalamama durumu, adet kanamaları, kansızlık durumu, adet kanamaların ne olduğu kansızlık durumu, ağrı seviyesi hastanın. Bunların hepsi miyomun boyutuna, yerine göre çok değişkenlik gösterdiği için hastaya özel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Miyom olan her hastaya tabii ki de belli bir standart bakış açısı vardır kadın doğum hekimleri tarafından. Ama herkese aynı standart tedavi uygulanıyor diye düşünmemekte fayda var. Çoğu takip edilen hastalıklardır bu miyom gibi hastalıklar. Hiç hastada hiçbir şikayet yaratmayan, daha önce de dediğimiz gibi yaklaşık her tesadüfen saptanıyor zaten. Sadece takip ettiğimiz onlarca, yüzlerce hasta vardır. 3 ayda bir, 6 ayda bir büyüyüp büyümediğine, hastanın şikayetlerinde bir belirginleşme, bir artış olup olmadığına bakarak bu rutin muayene ile ve jinekolojik muayene ve ultrasonla zaten tanısı çoğunlukla koyulabilen bir hastalıktır. Bizim kendimizin yaptığı jinekolojik ultrason veya karından yapılan pelvik ultrasonla çoğunun tanısı koyulmuş oluyor zaten. Tipik bir görüntüsü vardır ultrasonda, tipik bir ultrason görüntüsüne sahiptir. Ama kafa karıştırıcı bazen, yumurtalıkla ilgili kitlelerle karışabilen miyomlar da olabilir, özellikle rahim dışına büyüyen miyomlar. Onların tanısını desteklemek adına bazen MR tetkiki istenebilir. MR'la bu miyom tanısı, miyomun iyi olup olmadığı yönünde bir şüphe varsa özellikle, arada kalınmışlık varsa o konuyla ilgili onu desteklemesi açısından, netleştirmesi açısından MR'ın çok faydası var. Bir de şunu unutmayalım, tanı açısından, bulgu ve şikayetleri kabaca konuştuk. Tanı açısından muayene ve ultrason yeterli olabiliyor çoğu zaman. Alttan yapılan histeroskopi diye bir ameliyatımız var bizim. Hem tanı amaçlı hem tedavi amaçlı. Daha önce lafı geçen de rahim duvarın içerisine yerleşmiş olan belli boyuttaki miyomları almaya da imkan sağlıyor. Hem tanıyı netleştiriyor, evet bu miyom rahim duvarının içerisinde kamerayla, alttan kamerayla ve değişik aletler kullanılarak yapılan bir ameliyat bu. Karından herhangi bir kesi olmamış oluyor. Rahmin bütünlüğüne zarar veren bir durum olmamış oluyor. Alttan kamerayla girip hem rahim duvarı içerisindeki miyomun tanısı hem o esnada cerrahisi, tedavisi, çıkarılma işlemi yapılmış oluyor. Onu da belirtmekte fayda var o tarz miyomlar için. Peki Süleyman Hocam, tanımızı koyduk ve tedavi yöntemlerine geçtik. Peki tedavi yöntemleri nelerdir miyomda?
Az önce de kabaca değindik. Hastanın şikayeti, miyomların sayısı ise 1 tane olabilir, 30 tane de olabilir bir hastada miyom. 200 santimlik olabilir, 20-30 santimlik olabilir. Gebelik beklentisi ve yaşayan menopoz durumu, bunların hepsi çok önemli. Kabaca sıralayacak olursak aslında miyomlarda ilaç tedavisi uygulanabilen tedavilerdir. Fakat bu kesin tedavi değildir. Sadece belli hasta gruplarında, örneğin menopoza girmek üzere olan bir hastada menopozdan sonra miyomların küçüldüğünü bilmemizden dolayı ve cerrahi tedavi ciddi anlamda gerektirmeyen hasta grubunda miyomun boyutunu belli bir süre küçültebilen ilaçlar ve iğneler vardır. Fakat bunların kullanımı kısıtlıdır. Kısıtlıdır ortalama 3 ay, 6 ay civarı bir ilaç kullanımı ya da iğne kullanımı söz konusu olabiliyor. Ve bırakıldıktan sonra yaklaşık 2-3 ay sonra tekrar miyom boyutlarında eskisine dönme, büyüme meydana gelebiliyor. Kesin tedavisi miyomların ameliyattır aslında. Kesin tedavisi ameliyattır. Medikal tedavi sadece belli hasta grubunda zaten menopoza girmek üzere olduğunu bildiğimiz, zaten küçülecek daha sonra, süre kazanmak veya cerrahi istemeyen hasta grubunda süre kazanmak, biraz cerrahi ertelemek isteyen hasta grubunda süre kazanmak adına, şikayetlerini azaltmak adına olabilir ilaç tedavisi. Çok aşırı kanama şikayeti olan hastalarımızda rahim içi araç, hormonlu spiral diyebiliriz buna. Kullanılan bir tedavi yöntemi var. Kanama miktarını azalttığını, araları azalttığını biliyoruz. Fakat miyomu ortadan kaldırmadığı da bilinen bir şey tabii ki. Hastanın kan değerlerini yükseltmek istiyorsak, kanamasını azaltmak istiyorsak, ameliyat öncesi böyle bir fayda bekliyorsak, hastamız ameliyat olmayı daha geç bir zamana ertelemek istiyorsa, dediğim gibi bu rahim içi hormonlu spiral kullanılarak ağrı ve kanama azaltılabilir. Miyomun büyümesi nispeten engellenebilir. Fakat kesin bir tedavi yöntemi olmadığını, bu tarz medikal tedavilerin hiçbirinin miyomu ortadan kaldırmadığını, sadece bazı hasta gruplarında şikayet giderici bir tedavi yöntemi olduğunu bilmekte fayda var. Ameliyat dediğimiz zaman ne tür ameliyat seçenekleri ortaya çıkıyor? Az önce bahsettiğim gibi rahim duvarı için yerleşimli olan küçük miyomlardan aşırı kanama yapan ya da tekrarlayan gebelik kayıplarının düşüklere sebep olan rahim duvarı içerisinde yerleşmiş olan miyomlarda histeroskopi kullanılması gereken bir tedavi yöntemi, ameliyat yöntemi. Onun haricinde açık veya kapalı olarak miyom alma ameliyatı yapılabilen bir ameliyat, rahim alma ameliyatı bir seçenek olarak sunulabilir. Kimde rahim alma, kimde miyom alma? Tabii burada faktörler de çok önemli. Tabii. Hem hastanın şikayeti, yaşı, bulguların derecesi, miyomların büyüklüğü, sayısı ve yerleşimi, yapılacak olan ameliyatın tipini ve tekniğini belirler. Menopoza yakın yaşlarda ve sayıca fazla ve boyut olarak büyük ve hastada ciddi kanama yapan hastalarımızda kanamanın miyomdan kaynaklandığını düşünsek bile rahim duvarında biyopsi yapıp, öncelikle rahim duvarı biyopsisi yapıp kanamanın altında yatan, aşırı kanama durumlarının altında yatan polip gibi, rahim duvarının düzensiz çoğalması gibi sonradan ileriki yıllarda kansere dönebilecek rahim duvarı bozukluklarının tespit edilmesi açısından rahim alma ameliyatından önce mutlaka rahim duvarından biyopsi yapılması gerekiyor. Diğer nedenlerin dışlanması açısından. O tür hasta grubunda rahim alma ilk seçenektir aslında. Yani atıyorum 52 yaşında menopozal dönemde, perimenopozal dönemde dediğimiz menopoza yakın dönemdeki bir hastada ciddi bulgu ve belirtiler var. İleri derecede büyük miyomları ve sayıca fazla miyomları var. Bu hastalara da rahim alma ilk seçenek olarak düşünülebilir. Ama mesela 25'li yaşlarda miyomumuz var, büyük miyomumuz var. Hastanın gebelik beklentisi var ve bu miyomun gebe kalmayla ilişkili olduğu düşünülüyor yapılan muayeneler sonucunda. Burada rahmi korumak esastır tabii ki. Yani
Çoğu miyom ameliyatında zaten rahim korunmaya çalışılır. Nasıl yapılsın bu miyom ameliyatı tabii ki? Açık veya kapalı laparoskopik yapılabilir. Her hastaya laparoskopik miyomektomi yapılır mı? Hayır. Sayısı önemli burada. 3-5 tane miyomdan fazla miyomumuz varsa, rahim duvarının yakınına yerleşmiş, derin yerleşimli miyomlarınız varsa, belli bir büyüklükten daha büyük miyomlarınız varsa, kapalı ameliyat size uygun olmayabilir. Her hastaya kapalı ameliyat uygun olmayabilir. Laparoskopik miyomektomi ameliyatı uygun olmayabilir. Bunu bilmekte fayda var. Açık olarak yani sezeren kesisi gibi bir kesiyle miyomektomi size daha uygun olabilir. Uygun hastada laparoskopik olarak, uygun hastada açık olarak miyomektomi ameliyatlarını yapmaktayız. Buradaki amaç rahmin bütünlüğüne minimum zarar vermek. Mümkün olan en az rahme kesi yaparak rahmin sonradan gebe kalabilme potansiyelini minimum seviyede etkilemek. Çünkü miyomektomi ameliyatlarından sonra rahim etrafında yapışıklık olduğunu biliyoruz. Bu yapışıklıklar sonradan gebe kalmayı olumsuz da etkileyebilir. Ne kadar az travmatik bir süreç geçirirse rahim ameliyatta o kadar çok olumlu sonuçlar olabilir sizin için. Rahim duvarının o gebe kalınan yer dediğimiz rahim duvarı tabakasının hiç hasarlanmaması, mecbursa çok minimum bir şekilde hasarlanması gerekir. Rahim duvarının korunması, doğallığını korumak önemli bir faktör miyom ameliyatlarında. Çok çok nadiren bu hastaları çok korkutan bir şeydir. Çünkü illaki bu tarz tedaviler ameliyat seçenekleri sunulurken lafı geçer. Miyom alma ameliyatı esnasında mecbur kalınıp rahim alınabilir mi? Çok çok nadir bir şeydir. Yani çok şükür şimdiye kadar ihtiyaç hiç duymadık. Çok çok büyük devasa miyomlar çıkarmış olmamıza rağmen rahimden. Bu ancak artık o esnada cerrahi ekibin ya çok ciddi kanama, çok ciddi bir hastayı şoka sokabilecek kadar durdurulamayan bir kanama söz konusu olduğunda olabilecek bir şeydir. Çok çok az başvurulan, çok çok nadir olan bir şeydir. Mümkünse sadece miyom alınıp çıkarılır ve rahim korunur. Özellikle üreme çağındaki hastalarımızda ilk tercih budur ve hekimin de istediği budur, hastanın da istediği budur. Çok çok nadir de olsa öyle bir ihtimalin olduğunu bir kenarda akılda tutmakta fayda var tabii ki. Fakat bu tercih edilen bir şey değildir. Ancak ileriki yaşlarda 3-4 çocuk sahibim, 45 yaşında, 46 yaşında miyomun tekrarlama riskini de göz önünde bulundurarak rahim alınma ameliyatı daha uygun olan bir hasta grubumuz da vardır. Evet. Hastaya bütün seçenekleri sunmak lazım ameliyatla ilgili. Ona uygun olan seçenekleri, ameliyatın risklerini, olası sonuçlarını, ileriki uzun dönem sonuçlarını, kısa ve uzun dönem gelişebilecek olan sıkıntıları, faydalarını, zararlarını hepsini detaylıca. Çünkü ameliyat kararı vermek bizim için kolay olsa da hasta için çok kolay olmayabilir. Hastanın rahat olması gerekir. Rahat olması gerekir ve rahim doğurganlığını bitirmiş. Yani doğumla işi kalmamış artık. Artık doğum yapmayı düşünmeyen hasta da, evet. Yaşı da belli bir yaşın üzerinde olan hasta bile benim rahmin korusunu isteyebilir. İşin duygusal hormonal boyutları var, psikolojik etkileri var, cinsellikle ilgili boyutları var. Miyom ya da rahim alma ameliyatı bir kadının cinsel hayatını etkileyen bir şey değildir. Öyle olmasına rağmen bir kadının rahmini kaybetme düşüncesi, rahmin alınmasıyla ilgili daha önce bilinçaltında olan bazı düşünceler, kadınlığını kaybetme, psikolojik bazı etkiler yaratabilir. Onun için biz rahim alma sana daha uygun desek bile hasta yok benim rahmim dursun, ben öyle istiyorum. Uzun dönem risklerini de düşünerek ben öyle istiyorum dediği zaman sadece miyom alınabilir tabii ki. Uygun olan hastada miyom alma ameliyatı, uygun olan hastada rahim alma ameliyatı, uygun olan hastada histereskopi, uygun olan hastada açık veya kapalı ameliyatlar ve vajinal yoldan bazı rahim duvarının içerisine yerleşmiş olan miyomlar çok fazla büyüyerek rahim ağzından dışarı çıkmaya başlar. Alttan muayenede biz miyomun kendisini görmeye başlarız. Bu miyomların ameliyatı alttan yapılır mesela. Hiçbir karında kesi olmadan ya da kapalı ameliyata ihtiyaç duymadan tamamen alttan yapılan bir ameliyatla o tarz miyomları çıkarmak mümkün olabiliyor. Miyomu olan bir hastada ani gelişen durumlar olabilir mi? Miyomum var,
şu şikayetim oldu, acaba bu miyomla ilgili olabilir mi diye acil karşılaşabileceği bir durum olabilir mi? Saplı miyom dediğimiz miyomlarda, bu rahmin dışına büyüyen miyomlarda bazen kendi etrafında dönerek miyom, oranın kalanması bozulabilir. Bu hastada ciddi bir ağrı yaratabilir, ateş yaratabilir, bulantı kusma yaratabilir, geçmeyen bir ağrı yaratabilir, kramp şeklinde ciddi ağrılar yapabilir hastada. Miyomu var ve böyle bir şikayeti var. Bu tarz bir durum olabilir, bu torsiyon olmuş olabilir diye düşünüp acilen doktora gitmesinde fayda vardır. Bu tarz durumlarda ilaç tedavisi, serum tedavisi, medikal tedaviler verilip hasta gözlemlenir ama şikayetler artıyorsa acil ameliyat gerektirebilen bir durumdur. Gebelikte de buna benzer bir durum olabiliyor. Gebelikteki miyomlarda kırmızı dejenerasyon dediğimiz durum çok fazla olmasa da %5-10 civarında gelişebiliyor. Bu da rahmi besleyen damarların miyomu besleyen damarların onun etrafındaki damarların da tromboz gelişmesi, pıhtı oluşması ile ilgili bir durum. Orada da şiddetli bir ağrı gelişebilir. Çok şiddetli bir ağrı, bulantı, kusma, ateş gibi bir şikayet olabilir. Gebeyim, miyomum var ve birden böyle ağrılarım olmaya başladı. Ateşim çıkmaya başladı, bulantı, kusmalarım olmaya başladı. Çok şiddetli kramp şeklinde ağrılarım giriyor. Miyomla ilgili olabilir bu hadise. Bu durumda da yapılan ilk başta ağrı kesici ilaçlar, serum, istirahat, hastaneye yatırmak ve takibini yapmak oluyor aslında. Ama geçmeyen ve giderek ilerleyen toplada kanda bazı enfeksiyon değerlerinin arttığını görebiliyoruz. Lökositoz dediğimiz durum oluşabiliyor. Mecburen ameliyata alınmak zorunda kalabilir gebe bir hasta. Gebelikte miyomun tehlikesi var mıdır? Bebeğe zarar var mıdır? Olabilir. Tabii. Kısırlık sebebi olarak çok az aslında etki ettiğini söylemiştik az önce. Tabii kısırlık çok geniş bir konu. Erkeğe bağlı faktörler olabilir, tüklere bağlı, yumurtalıklara bağlı, endometriyoz dediğimiz hastalık olabilir, bir sürü şey olabilir bunu etkileyen, rahim ağzını etkileyen tıkanıklıklar, darlıklar, rahmin yapısıyla ilgili anormallikler. Bütün bunlar incelendikten sonra ve muhtemel bu miyom kısırlığa sebep olabiliyor dendikten sonra zaten ona bağlamak doğrudur. Yoksa dediğim gibi bütün infertil hastalarımızın yaklaşık %2 ile 10 arasında değişebiliyor miyomun sebep olduğu. Evet. Ve o hastalarda da şunu gözlemliyorsunuz zaten, miyom ameliyatından sonra artmış gebelik oranları. Yani yaklaşık %60-70'i gebe kalamazken gebe kalabiliyor. Evet diyorsunuz, hakikaten bu miyom tedavisinden, gebe kalabilme yönünden fayda gördü. Ama bunların dışında miyomu var hastanın. Yani aslında gebe kalmasına engel değil ki, zaten gebe kalmış ve gelmiş. Ve önceden miyomu olduğunu da bilmiyor ya da biliyor. Evet. Miyomum var, gebeyim. Şu an son durumumuz bu. Miyomumuz var ve gebeyiz. Bu durumda neler olabilir? Kesin olan şeylerden biri miyomun büyümesidir aslında. Çoğunda hastaların daha doğrusu. Gebeliğin ilk 3-4 ayında miyom boyutunda artış olur. Miyomun yeri gebeliğin seyrini ne kadar etkileyeceğini en çok belirleyen faktörlerden biri. Gebeliğin yerleştiği rahim duvarı dediğimiz yere baskı kuran, o süt müköz dediğimiz veya rahim duvarı içerisindeki miyomlar, o süt müköz miyomlarda mesela bebeğin eşi gelip o alana yerleştiği zaman çok kanamalı geçebilir o gebelik. Bebeğin eşinin yapışma anomalileri olabilir oradaki sağlıksız ortamdan dolayı. O da doğum esnasında veya doğumdan önce kanamalara sebep olabilir. Ciddi bir ameliyat geçirmesine sebep olabilir hastanın sezeryen esnasında. Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilen o rahim duvarı içerisindeki miyomlar düşüklere de sebep olabilir. Sürekli tekrarlayan düşüklere, tekrarlayan gebelik kaybı dediğimiz odur. Rahim ağzına yakın yerleşimde ve çok büyük bir miyom doğuma engel olabilir. Yani bebeğin geleceği kanala, doğu kanalına, rahim ağzı kanalına baskı kuran, oranın anatomisini deforme eden, oraya değişik nedenlerle mekanik olarak engel oluşturan bir miyom, normal doğumu olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı miyomlarımız da ağrı şikayeti ön planda olacak şekilde büyüme yapabilir. Özellikle
rahim duvarının dışına doğru büyüyenler çok şiddetli ağrılar geçirebilir hasta arada bir. Fakat şunu bilsin hastalarımız, miyomu olan gebelerin çoğu sorunsuz bir şekilde doğum yapacaktır, gebeliğini sorunsuz bir şekilde geçirecektir. Az bir kısmında bahsettiğim gibi ağrı, kanama, düşük tehlikeli olabilir. Nihayetinde ne yapıyor en sonunda, ne yapabiliyor? Erken doğuma sebep olabiliyor. Her miyom değil tabii ki, bunları özellikle belirtelim. Yerleşimi ve büyüklüğü çok önemli. Erken su gelmesine sebep olabiliyor. Tekrarlayan kanamalara sebep olabiliyor ama bunların kanama atakları şeklinde olup duruyor ve gebelik devam ediyor diyelim çoğunda. Sezeryan oranı artmıştır. Miyomu olan hastanın sezeryan olma ihtimali miyomu olmayana göre gebenin daha yüksektir. Artmış sezeryan oranları karşımıza çıkıyor miyomlu gebelerimizde. Sıkı takip, belki arada bir can sıkıcı ağrılar ve kanamalar, aslında onun haricinde de çok çok ciddi bir fark olmayacağını bilsin. Çoğunun sağlıklı bir şekilde doğum olacağını, miyom olduğu halde gebe kalan hastalarımızın sadece belli bir kısmında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini bilmesinde fayda var. Hemen karalar bağlamasın, hemen miyomum var gebe kaldı, bende sorun yaratacak illaki diye düşünmesin. Bazen tesadüfi olarak gebelerin ilerleyen haftalarında bize başvuran hastalar olabiliyor, erken dönemde değil de ilerleyen haftalarında bize başvuran hastalar oluyor. Sende de bak 7 cm miyom varmış, haberin var mıydı? Yok. Haberi yok, gebe kalmış, 20 haftaya gelmiş, 22 haftaya gelmiş olan hastalarımız oluyor. Aslında şöyle bir şeyle karşılaşabiliyor musun Süleyman Hocam? Gebelik döneminde farkında değil miyomun olduğunu. Tabii. İşte gebelik doğum aşamasında, evet, sezaryen ya da normal doğum diye. O aşamada miyom da alınabiliyor mu? Alınması çok önerilen bir şey değil aslında. Çünkü şöyle düşünelim, yani gebeliğin başında 3-4 cm miyomu olan bir hastamızın gebelikteki hormonlara bağlı, özellikle östrojene bağlı bir miyomun büyüdüğünü biz biliyoruz. Ama orijinal büyüklüğünü ilk muayenede düştüğümüz notlarla boyutların ve yerleşimini bir kenara not ettiğimiz zaman aslında bu miyomun orijinal büyüklüğünü not etmiş oluyoruz bu sefer. Orijinal büyüklüğü 3-4 cm olan bir miyomun gebelik sonunda doğum sezeryen esnasında baktık büyümüş ya da zaten ultrason takiplerinde büyüdüğünü fark ediyoruz. 7-8 cm varmış ama biz bunun daha önce de 3-4 cm olduğunu biliyoruz ve gebelikten aylar sonra, ortalama 6 ay sonra eski büyüklüğüne kavuşacağını da öngörüyoruz. Normalde ameliyat ihtiyacı duyulmayan bir miyomu gebelikte büyümüş halde gördüğümüz zaman doğum esnasında almamıza gerek var mı? Yok. Çünkü bunu zaten biz, ameliyatlık bir miyom değildi bu. Ameliyatlık bir miyom değildi. Bunu biliyoruz ve aylar sonra eski boyutuna geleceğini biliyoruz. Ama illaki ameliyat gerektiren bir miyomsa yine de beklenebiliyor. Bunun sebebi nedir? Sezeryen esnasında, gebelik esnasında daha doğrusu, rahme giden kan miktarı kat be kat artmıştır. Yani gebelikten önce rahimden geçen dakikada kan miktarı 50-75 cc kadardır. Gebelikte 500-600-750 cc kadardır. Yani yaklaşık 10 kat daha fazla damarlanması ve kan akımı vardır. Buna bağlı olarak rahimden geçen kan miktarı, miyomu beslemek için artan damarlanmalar ve benzeri faktörler sezeryen esnasında miyom almayı zorlaştıran, aslında hastanın daha fazla kan kaybetmesine sebep olan durumlardır. Bu tarz nedenlerden dolayı, hem kanama olasılığının fazla olmasından dolayı, sezeryen kesisinin, doğal sezeryen kesisini bozabilecek yerleşimdeki miyomların da alınmasıyla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında çok önerilmediğini bilelim bunu. Yani sezeryen esnasında miyomum vardı, sezeryanda miyomum da alınır. Çok çok önerilen bir şey değil. İllaki elzemse o miyomun alınması genellikle de ileriki aylara ertelenebiliyor. Onun bilmekte fayda var. Gebelikten önceki miyomun büyüklüğü ve yerleşimi burada en belirleyici faktör. Fakat rahmin dışına büyüyen ve gerçekten gebelik başında da büyük olan bir miyomu varsa hastamızın, saplı miyomlar ya da subseröz miyomlar dediğimiz miyomlarda miyom alma
diğerlerine nazaran daha az kan kaybına ve işlem olarak daha basit bir işlemle halledebileceği için tercih edilebilir tabii ki. Ve Süleyman Hocam, milyonlu bir hasta ameliyatını oldu, tedavisini gördü. Peki tekrarlayabilir miyim? Tabii ki ameliyat olduktan sonraki yıllar içerisinde en başta ne demiştik? Milyon bu rahim tarafından, vücut tarafından kendi kendine genetik faktörlerinde etkisiyle üretilen bir şey. Aynı noktadan ya da farklı noktada tekrarlayabilir kesinlikle. Bu oran kaçtır genellikle? 5 hastanın, 4-5 hastanın birinde. Her kadında görülebilir. Tabii her kadında görülebilir. Dediğim gibi 30'lu 40'lı yaşlarda 3-4 kadının birinde miyom vardır zaten. Miyom tespit edilebiliyor. 4-5 hastanın birinde tekrarlayabilir miyom. Aynı noktadan ya da farklı noktadan tekrarlayabilir. Bu nedenle biz miyom ameliyatı yapmış olduğumuz hastanın 6 ayda bir, yılda bir takiplerini yine de yapmaya devam ederiz. Herhangi bir tekrarlama var mı yok mu? Farklı bir yerden yeni bir miyom oluşur mu? Bu da bir ihtimaldir çünkü. Bir yerde oluşmuş, rahmin bir tarafında oluşmuş olan bir noktasında meydana gelmiş bir miyomu alırsınız. Ama aylar yıllar sonra tamamen farklı bir noktadan, farklı bir yerden köken alan yeni bir miyom meydana gelebilir. Onun için takip olmalarında fayda vardır. Miyom ameliyatı oldum, artık bu iş bitti. Olmuyor maalesef. Hani yıllar boyunca hiç doktora gitmesen olmaz. Tekrarlayabilir. 6 ayda bir ya da yılda bir özellikle erken dönemde takiplerini yapıyoruz hastalarımızın bu şekilde. Tekrarlama ihtimalinden dolayı takip olmalarında fayda var kesinlikle. Süleyman Hocam, genelde ve kadınlar karıştırır. Miyom ve kist. Miyom ve kist aynı mıdır? Yok, tamamen farklı kavramlardır aslında birbiriyle. Miyomlar az önce de konuştuğumuz gibi rahimden kaynaklanır. Rahim kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu uğurlardır. Yumurtalık kistleri, yani kist tabiri yumurtalıktan oluşmuş olan kistik, tabii yumurtalıktan kaynaklı olan bir şeydir. Biri rahimden, rahim kas tabakasından, diğeri ise yumurtalıktan kaynaklı kistler, kitleler, yumurtalık kitleleri tamamen farklı şeylerdir. Yumurtalık kistleri ama miyomlar gibi hani o kadar tek tip tanımlayabileceğimiz durumlar değildir. Çok çok farklı özelliklere sahip, çok çok farklı kökenlerden kaynaklanan yumurtalık kistlerimiz vardır. Kabaca isterseniz ona çok az değinebiliriz. Çok da iyi olur çünkü karıştırılıyor. Yumurtalık kistleri, yumurtalıktan kaynaklanan basit kistlerimiz vardır. Basit folikül kistleri. Bu aslında yumurtalığın çatlama döneminde, çatlayamamasından dolayı büyüyen, içi sıvı dolu bir balon gibi düşünebiliriz bunu ve genellikle aylar içerisinde kendiliğinden gerileyen basit kistlerdir. Çikolata kisti dediğimiz bir kist vardır. Aslında bu rahim duvarının hücresinin yumurtalıkta olması ve orada her adet döneminde normal adet kanaması gibi kanama oluşup orada birikmesinden dolayı böyle bir isim verilmiştir. Çikolata kistini boşalttığımız zaman hakikaten yoğun kıvamlı çikolata gibi bir içerik boşaldığını görüyoruz. Bu tamamen farklı bir olaydır mesela. Endometrioma, endometriosis dediğimiz durum tamamen farklı. Basit yumurtalık kistlerinin gebelikle, gebe kalmayla ilgili çok ciddi ilişkisi olmasa da bu çikolata kistleri ve endometriosis hastalığının olumsuz etkiler yapabildiğini biliyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz Süleyman Hocam? Çikolata kisti olan hastalarda gebelik... İlgili sıkıntılar daha çok olabilir. Daha çok olabilir. Gebe kalmayla ilgili zorluklar daha çok olabilir. Onunla ilgili isterseniz başka zaman daha detaylı çünkü çok farklı geniş bir konu gerçekten konu, geniş bir konu. Çikolata kistiyle ilgili konular. Bir de dermoid kist dediğimiz yumurtalık kistleri vardır. Bunlar tamamen farklıdır. Köken olarak embriyoloji dönemden köken alan içinde yağ dokusu, tüy, pıl, tırnak gibi yapılar barındırabilen kistlerdir. Bir de yumurtanın kötü hastalıklara da kistik görünme sahip olabilir ilk etapta. Onun için yumurtalık kistlerinin kist dediğimiz zaman aslında burada kastedilen yumurtalık kistidir çoğunlukla. Rahimde oluşabilen kistler var mıdır? Tabii ki rahim ağzından anabotik kisti dediğimiz basit kistler oluşabilir. Ama ben yanlış algılamıyorsam genellikle bu kist terimi kullanıldığı zaman
Genellikle yumurtalık kisti kastedilir. Yumurtalıklarından kaynaklı kistler kastedilir ve bunların miyomundan tamamen bağımsız. Ne oluşum mekanizması olarak, ne de tedavi olarak, ne de sonuç olarak birbiriyle hiçbir ilişkisi olmadığını bilmekte fayda var. Miyomlarımız tamamen rahimden kaynaklı ve kötüye dönme potansiyelinin hemen hemen hiç olmadığı iyi huylu tümörler olarak rahim kaynaklı iyi huylu tümör olarak kategorize edebiliriz. Kafamızda, aklımızda bu şekilde kalabilir. Miyomu böyle kodlayabiliriz. Evet. Peki kist neden oluşur? Kistlerin yumurtalıkların çalışmasıyla ilgili özellikle o basit kistler yumurtlama bozukluklarında daha çok olabilen şeyler. Mesela polikistik over dediğimiz bir durum vardır. O da apayrı bir konudur. Orada da yumurtalıklar büyüyemez. Büyüyüp olgunlaşıp çatlayamaz. Bu yüzden küçük küçük, çatlamamış küçük kistikler şeklinde bir birikim olur yumurtalıkta. Onun da oluşum mekanizması yumurtlama olmamasıdır. Yani yumurtanın büyümesini sağlayan mekanizmalarla ilgili sıkıntılar olabiliyor hastalarımızda. Ve hormonlar bazı bozukluklar eklenebiliyor zamanla. Vücutta tüylenme, kıllanma, adet görememe, gebe kalamama, aşırı kilo alımı, insülin direncinin polikistik overde ciddi rolü var. Onunki tamamen farklıdır mesela. Basit yumurtalık kistleri dediğim gibi zamanında çatlaması gereken yumurtanın çatlayamaması sonucunda oluşuyor. Birkaç yıl içerisinde geriler. Basit yumurtalık kistlerinde gözlem tedavisi yeterli olabiliyor. Ama doğum kontrol hapları mesela kullanılıp gerilemesini, en azından ilerlemesini engelleyip gerilemesine katkıda bulunabiliyor belli bir süre. Çikolata kisti, endometriyosun oluşum mekanizmasını daha tamamen her yönüyle çözebilmiş değil. Çok farklı bununla ilgili teoriler söz konusu. Ama sonuç olarak infertilite sebeplerin arasında tüp bebek ihtiyacı olan hastaların 4'te 1'inde, 5'te 1'inde endometriyos olduğunu biliyoruz. Genetik faktörler, çevresel faktörler, bir sürü şey bunda etkili. Ama dediğim gibi o gerçekten daha farklı bir oluşum mekanizmasına sahip. Sonuç olarak da infertilite ile ilgili, kısırlıkla ilgili daha ciddi sonuçlara sahip bir durum. Dermoid kistler zaten o içinde tüy, kıl falan, yağ dokusu olabilen dediğimiz kistler embriyolojik dönemden, daha ilk oluşum dönemlerinden kaynaklanan, doğuştan gelen diyebiliriz bir kist çeşididir. Çeşit yumurtalık kistlerinde daha fazla gördüğünüz gibi sebepler de daha fazla farklılık gösteriyor, tedaviler de daha çok farklılık gösteriyor. Hastada yarattığı şikayetler bunlar da daha farklı gösteriliyor. Miyom gibi değil. Ama bazı yumurtalık kistleri de adet düzensizliği ile ilgili olabilir. Adet ara kanamaları, çok adet görme ile ilgili olabilir. Ortak yanları var mı derseniz ağrı yapabilir büyüdükten sonra yerleşimine bağlı olarak miyomlar nasıl ağrı yapabiliyorsa yumurtalık kistlerinde de büyüklükle ilgili ağrılar olabilir. Yumurtalık kistlerinin patlaması veya torsiyon dediğimiz, daha önce miyomla ilgili bahsettiğimiz yumurtalığı kendi etrafında döndürüp kan akımını bozup orada gangrenimsi bir ortam yumurtalıkla ilgili yaratıp ciddi ağrı yaratabilir hastada. Kasık ağrısı ve kanama ikisini de yapabileceği şeylerdir. Onun için hastanın yaşam kalitesini bozan bir ağrısı varsa, bir pelvik ağrısı, bir kasık ağrısı varsa, tekrarlıyorsa, giderek şiddetleniyorsa, bir adet ağrısı, altından miyom da çıkabilir, çikolata kisti, en sık yaptığı şeylerden biri ciddi adet ağrısıdır mesela. İlişkiyle ağrı, endometriozisle çok ilgili olabilir, bir miyomla ilgili olabilir. Özellikle rahim ağzına yerleşmiş olan, rahim ağzının arka bölümüne yerleşmiş olan bir miyomla ilgili olabilir. Böyle ortak şikayetlerle hastayı doktora getirip, birinde miyom çıkabilir, birinde çikolata kisti çıkabilir tabii ki kesinlikle. Bu tarz ortak şikayetler yaratabilir. O yüzden hastamıza anormal gelen bir kanama, uzun süren, özellikle 10 günü geçen bir adet kanaması, adet olup bittikten sonra ara kanamalar olması, ciddi ağrılarının olması, giderek artması bu ağrıların, hastanın yaşam kalitesini etkileyecek şekilde sürekli bir kasık ağrısının olması, hastayı kadın doğum uzmanına yönlendiren şikayetlerdir aslında. Git görün diye şikayetlerdir. Bunları önemsemesinde fayda var hastalarımızın. Zaten bu bahsettiğimiz şeylerin çoğu kötü şeyler değil.
tespit edildikten sonra tedavisi halledebilen şeyler. Önemli olan zamanında bazı şeyleri fark etmek, zamanında tedbir almak, erken teşhis, her şey de önemli, her şey de önemli. Tüf keşke bunu daha önceden bilseydim, daha önceden tedavisinde olsaydım dememek adına özellikle gebelik öncesi dönemde rutin bir muayenenin yapılması bile bir sürü seyri değiştirebiliyor. Bir sürü olumsuz düşük, bir sürü olumsuz erken doğum ve benzeri şeyler yaşadıktan sonra tespit edilebilen bazı şeyler olmakla birlikte gebelik öncesi tespit edip bazı şeyleri ona göre tedavilerini, ameliyatlarını yaptıktan sonra hastanın gebe kalması, çok daha sağlıklı bir gebelik, çok daha keyifli bir gebelik geçirmesini sağlayabiliyor. Rahat bir gebelik. Rahat, işte. Rahat bir gebelik. Yani gebeliğin rahatı yok. Kesinlikle anne için keyif verici olduğu kadar sıkıntılı da geçebiliyor. Minimuma indirmek bizim amacımız da zaten. Hastanın mevcut daha önceden jinekolojik problemi varsa ve bu gebeliği olumsuz yönde etkileyecekse önce onu ortadan kaldırıp gebeliğe daha uygun bir ortam hazırlamak. Miyom ameliyatı oldu diyelim hastamız. Hemen gibi kalabilir mi, kalmamasında fayda vardır. Burada önerilen süre 6 ay geçmesidir en az. Çünkü rahmi bir kesi yapılmış oluyor. Aynı sezeryanda bebeğin çıkarılması için yapılan kesi gibi bir kesi yapılmış oluyor. İki sezeryan arasında da belirli bir sürenin olmasını istememizin sebebi aynı mantıktan kaynaklanıyor. Rahim büyüdükçe rahimdeki eski dikiş yerleri en zayıf halkadır aslında. Özellikle sancılı bir haldeyken gebemiz en çok etkilenme ihtimali olan yer orası. Orası rüptürü olabilir, yırtılabilir. Ve bu çok ciddi bir tehlike olabilir. Anne için de, bebek için de o esnada çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Daha önceden yapılmış olan ameliyatın açık ya da kapalı olmasıyla ilgili de bazı farklar olabiliyor bu konuyla ilgili. Kapalı ameliyatlarda çok derin yerleşim miyomlarda oranın kapatılması açık ameliyatla bazı farklılıkları gösterebiliyor. Laparoskopik olan ameliyatlarda rüptür ihtimali daha fazla olduğu mesela söylenebilir. Belli bir süre geçmiş olması ameliyattan sonra önemli. Miyom ameliyatı olmuş ya da sezeryan olmuş bir hastanın doğum zamanına yakın sancıları başladığında yavaş yavaş sancıların başlıyor, biraz daha artsın öyle gideyim demeden sezeryanlı olduğunu veyahut miyom ameliyatta geçirmiş olduğunu aklında sürekli tutması gerekiyor. Atipik bir ağrının, geçmeyen bir ağrının veyahut başlamış olan bir doğum sancısının olumsuz nedenlerden kaynaklanabileceğini veyahut olumsuz sonuçlara yol açabileceğini bu tarz ağrıların bilmesinde fayda var. Bunu da kesinlikle not düşmüş olalım. Miyom ameliyatı geçirmiş olan gebe bir kadının özellikle miyada yakın, doğuma yakın dönemlerde doğum sancısı veya benzeri bir sancı hissettiği zaman bunun hemen tetkiklerle, NST ile muayene, jinekolojik muayenelerle olumlu, olumsuz bir durum olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılıp, riskli bir durum olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılıp o göze bakılmasında fayda var. Hastamızın da bu konuda uyanık olması lazım. Uyanık olması lazım. Özellikle miyom ameliyatı geçirmişse bu rüptür ihtimalinin olduğunu bilmesinde kesinlikle fayda var. Peki, az önce miyomla birlikte gebelikte devam eder dediniz. Peki basit bir kistede gebelik devam eder mi? Tabii ki. Yani basit kistler gebe kalmaya engel değil, gebelikte de olumsuz bir etki yaratmazlar gebeliğe. Olumsuz belirgin bir etki yaratmazlar. Olabilecek en kötü şeyler torsiyon dediğimiz yumurtanın kendi etrafında dönmesi. O da daha çok dermoid kist dediğimiz yani o içi yoğun içerikli, kitlesel olarak ağır olan onlar zaten tespit edildiği zaman gebelikten önce ameliyat edilmiş oluyor. Eğer bilmeden gebe kalması ve büyük bir dermoid kisti varsa rahmin de büyümesiyle, anatominin de biraz değişmesiyle torsiyon ihtimali daha çok olabilir dermoid kiste. Gebeyken ameliyat edilebilir mi? Evet. Öyle ciddi bir acil durum gelişirse, torsiyon durumu gelişirse gebeyken ameliyat edilebilir ve bebeğe çok büyük bir ihtimalle anesteziye bağlı komplikasyonlar tabii ki vardır gebelikte, ameliyata bağlı komplikasyonlar tabii ki vardır ama çok çok yüksek ihtimalle hiçbir şey olmadan da gebeliği devam edecektir. Öyle durumda. Ama işte gebelik öncesi danışmanlığın içerisinde bu tarz kitle
kistlerin değerlendirilmesi ve daha önceden tedavi ya da ameliyat edilmesi gerekiyorsa edilmiş olmasının faydasını bakın konuşa konuşa biz ortaya çıkarmış olduk, siz ortaya çıkarmış oldunuz. O dermoid kisti, büyük bir dermoid kisti vardı ise ve gebelikten önce tespit edilmiş bir kist ameliyata alınmış ise gebelikte böyle bir acil bir durum yaşama ihtimali olmayacak hastanın. O yüzden rutin gebelik öncesinde de hastalarımızın bize başvurmasını özellikle bu tarz durumlardan dolayı faydalı görüyoruz. Rutin kontrollerine devam etsinler. Tabii. Gebelik öncesi en azından gebe kalmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili yapılan tetkikler var, muayeneler var. Öncesinde tüh keşke bilseydim ben bunu gebe kalmazdan önce diyebileceğimiz basitten çok ciddiye varabilecek sıkıntılı durumlar olabiliyor hakikaten. Gebelik öncesi rutin bir kontrol, ondan sonra da gebelik planlanması çok daha sağlıklı olabiliyor bazı hastalar için. Evet hocam, miyom korkulacak bir hastalık değil dedik, kist korkulacak bir hastalık değil dedik. Çünkü erken teşhisle, erken tedaviyle gebede kalınabilir ve bu hastalık sonlandırılabilir dediniz. Peki, hı hı. Son mesajları sizden alalım hocam. Miyom hastalığına sahip olan hastalarımız da vardır belki bizi dinleyen şu anda. Her miyomun aynı sonuçlarla sonuçlanmadığını, her miyom tedavisinin hastaya göre, miyomun boyutuna göre, miyomun yerleşimine göre, sayısına göre değişiklik gösterebileceğini akılda tutmaları gerekir. Benim miyomum vardı, doktor hemen ameliyat dedi, öbürü miyom hastalığı sadece takip diyebilir başka bir hastaya, kadın doğum uzmana. Çok farklılık gösterebildiğini akılda tutmakta fayda var kesinlikle. Her miyomun gebelikle, gebeliğe engel olmayla ilişkili olup olmayacağı konusunda yapılan muayeneler sonucunda karar verilebileceği bilinmelidir. Her miyom gebeliğe engel değildir. Gebelikte miyomu olan her hasta ciddi sorun yaşayacak anlamına gelmez. Miyomların kötüye dönme, kanserleşme ihtimalinin çok çok nadir olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Ve tarif ettiğimiz şikayetleri olan hastalarımızın acaba bu bir miyomun belirtisi olabilir mi diye kadın doğum uzmanını görmelerinde fayda var. Miyomla ilgili özellikle akılda tutulması gereken şeyler bunlar. Kesin tedavisinin ameliyat olduğunun, ilaçların sadece ameliyatı belli bir süre erteleyebildiğinin veya şikayetlerde belli bir süre azalma yaratabildiğinin altını çizmek lazım. Genel olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Umarım bu konuda hastalarımıza faydalı bilgiler verebilmişizdir. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için. Ne demek, teşekkür ederiz. Evet kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Farklı bir konuydu miyom. Ve kıymetli hocamız Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli SRT Televizyonu izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.